Samsun'un tarım üssü Bafra'da karpuz üreticileri geçen hafta kabzımalar tarafından tarlada kilosuna 50 kuruş verilen karpuzun markette 4-4,5 liraya satıldığını ifade ederek kendileri zarar ederken arıcıların büyük kar elde ettiğinden yakınıyordu. Atakum Belediyesi'nin ev sahipliğinde Samsun Spor eski başkanı İsmail Uyanık ve Samsun Spor taraftar grubu Forza Samsun'un gönüllü olarak desteklediği Karpuz Tarlada Kalmasın sloganıyla gerçekleşen projeyle Bafralı karpuz üreticisine destek verildi. Atakum Emek Park'ta tezgah açan üreticiler karpuzun kilosunu 1,5 liradan satışa sundu. 2 günde 5 tır dolusu karpuz alıcı buldu. Emek Park'ta üreticiden halka karpuz satışının 10 gün daha devam edeceği ifade edildi. Atakum Belediye Başkanı Avukat Cemil Deveci projeyle ilgili şunları söyledi. Bafra biliyorsunuz Türkiye'nin özellikle Karadeniz'in önemli tarım alanlarından bir tanesi. Karpuz ve diğer sebze meyve çeşitleri Bafra'da bol miktarda üretiliyor. Tabii bize yakın olduğu için biz Bafra'ya bakıyoruz. Ama Bafra'ya bakarak öğrendim ki tarım plansız. Karpuz mevsimi şu anda hem Adana'da hem işte Türkiye'nin başka yerlerinde ve Bafra'da. Biz Bafra'yı gördüğümüz için Bafra'da karpuz tarlada 40-50 kuruşa kadar düştü. Bu maliyetlerini karşılamıyor. Karpuz üreticisi zarar ediyor. Samsun Spor Kulübü'nü destekleme derneği, Samsun Spor Taraftarları Dernekleri bir araya geldiler. Samsun Spor'un eski başkanı da yanlarında. Atakum Belediyesi ile işbirliği halinde. Hem Bafra'da karpuz üreticisine destek değerince satın almak hem de üzerine kar koymadan burada üreticilere, tüketicilere ulaştırarak onlara da ucuz karpuz yemelerini sağlamak. Niye bu? Karpuz olgunlaştıktan ve kökünden koparıldıktan sonra en fazla 7-8 gün durabiliyor. 7-8 gün sonrasında yenmiyor. 7-8 gün tarlada kaldıktan sonra karpuz çöpe atılıyor. Bu süreci kısaltabilmek, bu süreçte hem üreticiye hem tüketici arasında köprü görevi yaparak üreticiye destek, tüketiciye de daha ucuz mevsiminde karpuz yedirmeye çalışıyoruz. Samsun Spor taraftarları dernekleriyle işbirliği halinde. Bu yaklaşık bir 10-15 gün sürecek. Yani bu zaten karpuzun tarlada kaldığı ve tüketiciye ulaşacağı süre bu süre. Yani bizim bunun gibi 4-5 yerde, kentin değişik yerlerinde dağıtacağız. Bu tırı sordum, yaklaşık 30 ton diyorlar. Günde 25-30 ton karpuz Atakumlulara ulaştırılacak. Daha sonra sanıyorum diğer ilçelerden de talep gelir. Amacımız Bafra karpuzunu değerince üreticisini korumak, onu yapmaya çalışıyoruz. Diğer ilçelerden de istek gelirse onlara da oralarda da aynı işleri yaparız diye düşünüyorum. Biliyorsunuz Samsun iki tarım havzasını yanında tarım havzasını havzası var. Biri Bafra Ovası, biri Çarşamba Ovası. Şu anda karpuz mevsimi. Karpuz olgunlaştığı ve kökünden koparıldıktan bir hafta sonrasına kadar tarlada tutulamıyor. Çünkü çürüyor ve çöpe atılıyor. Hem Adana'da hem de Türkiye'nin başka yerlerinde tarım bölgelerinde karpuz eş zamanlı olarak çıktığı için özellikle bizim bu bölgedeki Bafra karpuzu değerine ulaşamıyor. Bu ne demek? Köylü, üretici köylü harcadığı parayı karpuzdan, sattığı karpuzdan alamıyor. Hem köylüye, üretici köylüye destek olabilmek hem de tüketiciye daha ucuz, daha sağlıklı karpuz ulaştırabilmek için Samsun Spor taraftar gruplarıyla Atakum Belediyesi işbirliğinde oradan, Bafra'dan, üreticiden değerince alıyoruz. Burada da üzerine çok ciddi kar koymadan tüketiciye ulaştırıyoruz. Amacımız üreticiyi korumak, tüketiciyi desteklemek. Başkanım, iki tır görüyorum burada. Ne kadar? Şimdi bu bölgede bu kadar. Atakum'un değişik yerlerinde buna benzer lokasyona uygun yerlerde buna benzer kamyonlarımız, tırlarımız var. Günde 4-5 tırdan satış yapıyoruz. Projede gönüllü olarak karpuz satışı yapan Samsun Spor taraftarı Murat Aktürk ise şöyle konuştu. Şimdi biz burada Bafra'dan üreticinin elinde kalan, köylümüzün elinde kalan malları, yani karpuzları biz alıyoruz onlara destek amacıyla burada. Üstüne kar koymadan 1,5 TL'yi, kilosu 1,5 TL'den halkımıza ulaştırmak için biz buraya getirdik bunları. Bir iki tane daha noktamız var. Yarın da birkaç tane daha noktamız olacak. Yaklaşık 7-8 tır
7-8 tır burada satacağız. Onun planlamasını yaptık. Halkımız memnun, geliyorlar alıyorlar. İşte arabayla, arabalar sırası burada. Geliyorlar sürekli alıyorlar. Bir giden bir daha geliyor. Komşular istiyor karşıdan, yaşlı insanlar. Onlara çocuklarla arkadaşlarımızla gönderiyoruz. Veriyoruz. Başkanımız destekleri çok bizim için önemli. Sayın Başkanımız her türlü bize imkan olanağı sağladılar. İstediğimiz yerlerde yardımcı olmaya çalıştılar bize. İstediğiniz yere koyabilirsiniz diye. Uygun yerleri bize gösterdiler. Biz uygun yerleri içinde beğendiğimiz yerlere koyduk. Halkın ulaştırabileceğimiz daha yakın bir yerlere buralara koyduk. Ondan sonra böyle işte, yani herkes memnun, biz de memnunuz. Satıyoruz, yardımcı oluyoruz. Gönüllü bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Yaklaşık bir hafta 10 gün süreceğini tahmin ediyoruz. Çünkü tarlada da bir hafta 10 gün fazla duramadığı için. İşte bir hafta 10 günde karpuzları burada halka ulaştıracağız. Herkes memnun. Tarihi 1,5 lira kilosu. Yani 10 lira 15 liraya geçen karpuz yok. 10-12. Markette işte kimisi 3,5 liraya satıyor, kimisi 4 liraya satıyor. 5 liraya satanları var. Ya zaten bizim herkes durumları biliyor. Bu zamana kadar satılan hala marketlerde yarım karpuz var, çeyrek karpuz var. Ama burada alan insanlar 1 tane, 2 tane, 3 tane, 4 tane, 5 tane. Hani arabasıyla gelip 8-10 tane alıp işte mahallede işte komşularıma dağıtacağım diyenler. Adam 10 tane 15 tane karpuz alıyor, 150 lira para vermiyor yani. 10 tane 15 tane karpuz alıyor, 150 lira para vermiyor. Ne yapıyor? Gidiyor dağıtıyor. Bu türlü de insanlarımız birbirlerine çok yardımcı oluyorlar. Buranın halkı biraz birbirini tutucu. Bayağı iyi gidiyor. İşler güzel, sıkıntı yok. Herkesi karpuz yemeye davet ediyoruz, bekliyoruz. Gelsinler, yesinler, alsınlar. Teşekkür ederim. Vallahi bir de çatırdım. Özel, ben şimdi hani bunu size Allah'a... Yok.